Uçan yıldızlar tekniğini kullanarak mekanların içerisindeki bize iyi gelen ya da bizi rahatsız eden enerjileri tespit edip bunlara çözüm yolları buluyoruz. Siz artık bu evde şu alanda uyursanız daha kaliteli uyursunuz. Bu alanda televizyon seyrederseniz çok daha iyi olur. Çalışma masanızın yönü şu şekilde olmalı. Aile ve sağlık alanınızı güçlendirmek için bu bölgede şu çalışmaları yapabilirsiniz. Genelde bu yıl mesela 9. dönem dediğimiz bir döneme geçiş yapıyoruz aslında. Ay takvimine göre 20'şer yıllık periyotlarda değişen bir takım enerji akışları var. Bu enerji akışlarına göre biz 2024 ile 2044 yılları arasında bambaşka ateş döngüsü dediğimiz bir döngünün içine giriyoruz. Kadınların yükselişi, kadınların sesi ya da işte zulüm gören ya da işte tam olarak kendini ortaya koyamayan kadınların ortaya koyuşunu seyredeceğiz. Evimizin konumunda, güney tarafında, yüksek binalar olduğunda ve evimizin kuzey tarafında, güneybatı ile doğu daha da güzel. O yüzden mümkünse sağlık ve ilişkiler alanımızı desteklemek adına doğuyu, bolluk, bereket, ortaklıklarla iş fırsatları yakalamak adına 6 tane metal parayı yan yana koyarak güneydoğu alanında bir yere yapıştırabilirler. Herkese selamlar. Hülya Meral YouTube kanalına hoş geldiniz. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Bugün daha önce video çektiğimiz, daha önce kendisini konuk aldığım Feng Shui uzmanı, iç mekan tasarımcısı, çok sevgili Dilek Demirci konuğum. Dilek Hanım hoş geldiniz kanalıma. Hoş bulduk Hülya Hanım. Daha önce sizle iki video çektik. Bir tanesi inanılmaz izlendi. Bir sürü sorular aldık Feng Shui ile alakalı. Çok da keyifli bir sohbet oldu. Ben çok faydalandım. Eminim izleyenler de faydalanmışlardır bu videodan ve dolayısıyla güzel bir etki yarattı. Bizim videolar arasında en çok izlenenler arasına girdi. Sizi hiç tanımayanlar, bu yayında sizle tanışanlar için ben önce bir Dilek Demirci kimdir kısacık ondan bahsetmenizi rica edeceğim. Sonrasında Feng Shui nedir, neye yarar, bizim hayatımızda neleri değiştirir, neleri kolaylaştırır. Kısacık bundan da bahsettikten sonra bugünkü yayının konusu aslında Çin Yeni Yılı. Bu sene ejderha yılı, onun detaylarını göreceğiz. Bizim hayatımızı nasıl etkiliyor, biz kendi evimizde, kendi çevremizde neler yaparak en güzel etkileri alabiliriz? 2024'te kendimiz için neler yapabiliriz? Biraz bunların detaylarına gireceğiz. Ben böyle çok fazla lafı uzatmadan sözü size vermek istiyorum. Çok teşekkür ederim tekrar. Herkese mutlu yıllar diliyorum. 10 Şubat itibariyle ay yılı dediğimiz ya da işte Çin yeni yılı dediğimiz ay takvimine göre hesaplanıyor bu. Bizimkinden biraz farklı oluyor. Oraya girmiş bulunuyoruz. Bakalım 2024 bizler için nasıl geçecek? Birazdan ondan bahsedeceğiz. Ben yaklaşık 22 yıldır Feng Shui ile ilgileniyorum. Son 18 yıldır falan da profesyonel olarak kullanıyorum Feng Shui'yi. Aslında geçmişim medya sektöründen. Uzun yıllar medya sektöründe görev yaptıktan sonra Feng Shui'ye olan bu tutkum nedeniyle Feng Shui'yi daha fazla duyurabilmek üzere işte Malezya'da ve Hong Kong'da eğitimlerimi tamamladım. Hong Kong'daki üstadlarla ve Malezya'daki üstadlarla. Daha sonraki süreçleri profesyonel olarak bu işe başladım. Hemen. DilekDemirci.com.tr diye bir akademi sayfam var benim. O akademi sayfasına girince Feng Shui nedir, neden kullanılır, nasıl kullanılır, evde yapılabilecek küçük ritüeller nedir, Feng Shui uygulamaları nedir diye kısa kısa videolarım var. Onlardan yararlanabilirler. Ya da Dilek Hanım izleyenler isterlerse bizim bir önceki videomuzda hemen şöyle sağ arkadaşlarımız iletiyorlar, linkini paylaşıyorlar. Oradan da yine girip izleyip hem tüm videoyu izleyebilirler hem de Feng Shui ile ilgili detay bilgi alabilirler. Evet, kesinlikle çok detaylı bir bilgi vardı orada da. Şimdi Feng Shui'nin sözlük anlamı rüzgar ve su, doğayla olan ilişkimizi bize hatırlatıyor. Doğadan kopmamamız gerektiğini, güneşsiz ve susuz yaşamamamız gerektiğini, evlerin içine kapanmamamız gerektiğini, küçük küçük pencerelerden dışarı seyretmeden daha çok ayağımızın toprağa basacağı, gözümüzün güneş göreceği, suya dokunabileceğimiz, toprağa dokunabileceğimiz bir çevresel düzeni anlatıyor aslında.
Biz Feng Shui'yi uyguladığımızda mekan içerisindeki uçan yıldızlar tekniğini kullanarak mekanların içerisindeki bize iyi gelen ya da bizi rahatsız eden enerjileri tespit edip bunlara çözüm yolları buluyoruz. Bunu yaparken de beş element dediğimiz element sisteminden faydalanıyoruz. Zaman zaman ağaç kullanıyoruz, bazen metal kullanıyoruz, bazen tuzlu sular hazırlayıp o mekanın içerisine enerji haritalarına göre yerleştiriyoruz. Ve bu enerji haritası çıkınca diyoruz ki siz artık bu evde şu alanda uyursanız daha kaliteli uyursunuz. Bu alanda televizyon seyrederseniz çok daha iyi olur. Çalışma masanızın yönü şu şekilde olmalı. Aile ve sağlık alanınızı güçlendirmek için bu bölgede şu çalışmaları yapabilirsiniz gibi yönlendirmelerle kişilerin yaşam kalitesini arttırabilmelerine imkan sağlayan bir takım bilgiler paylaşıyoruz. Kısaca Feng Shui aslında bizim bu şekilde işimize yarıyor ve biz daha sağlıklı, daha mutlu, daha zengin, daha farklı bir bakış açısıyla hayata devam etme şansı yakalıyoruz. Benim yakın çevremde de Feng Shui danışmanlığı alan arkadaşlarım var. Gerçekten hayatlarında çok ciddi ilerlemeler kaydettiler. İşleri büyüdü. Mesela siz de hani çok detaya girmek istemiyorum ama mutlaka biliyorsunuz işte mesela bir yerden sarkan bir çiçek orada o alanda bırakma enerjisiymiş diyor ki yani o koltuğa oturan kim varsa bir şeyleri bırakıp bırakıyor, kopuyoruz onunla ayrılıyoruz. Sonra o çiçeği hemen yer değiştirdiler, başka bir çiçekle değiştirdiler. İşleri akmaya, hiç kopmadan ilerlemeye başladı. Ya da işte biz geçen videomuzda yatak odalarını konuştuk. Yatak odasında aynı olmasın dedik. Böyle aslında çok küçükmüş gibi görünen detaylar bir anda bizim bütün evimizin, değil mi, yaşam enerjimizin her şeyini Kesinlikle. etkiliyor, olumlu veya olumsuz. Dolayısıyla bir Feng Shui danışmanlığı almak gerekiyor sizin gibi uzmanlardan. Semboller bizim hayatımızda çok önemli. Biz bütün yaşamı aslında sembolikler üzerinden yaşıyoruz. Buna gökyüzü etkileri de yani eklenince tabii ki Feng Shui'yi biz astrolojiyle birlikte kullanarak ilerliyoruz. Bizim kozmik üçlü dediğimiz bir sacayağımız var. Astrolojiyi mutlaka kullanıyoruz. Feng Shui ile mekan enerjilerinin düzenlemesini yapıyoruz. Menlak dediğimiz şansla da yani kişisel vizyonumuz, eğitimimiz, hayata bakış açımız, kısacası eylem ve davranışlarımızı da kontrol edebileceğimiz şekildeki o altyapı eğitimlerini yapıp onunla birlikte devam ediyoruz açıkçası. Üçü bir araya geldiği zaman çok keyifli ve eğlenceli olabiliyor ve bizim için geri dönüşü çok yüksek bir fayda sağlıyor. Onun dışında sadece Feng Shui uyguladığımızda bu hayatımızın üçte birini kapsar hale geliyor. Dolayısıyla Feng Shui'de yani mutlaka astrolojiden kökünü alıyor, bağlantısını alıyor dediniz. Biz bugün Kesinlikle. girişte de bahsettiğim gibi aslında Çin yeni yılından konuşacağız. Birazcık böyle hayatımızı nasıl etkiliyor? Bunun Feng Shui ile alakası nedir? Bu sene Çin'de ejderha yılıydı. Ben Çin yeni yılını birkaç sene önce Londra'da ve Manchester'da yaşadım ayrı ayrı. Ve çok şahane kutlamalarla, çok göz alıcı, şaşalı kutlamalarla böyle geçiriyorlardı ve çok uzun sürüyordu. Her yer hatırlıyorum böyle kırmızı objeler. Kırmızı böyle bir takım maskotlar diyeyim farklı farklı çünkü şeylerini bilmiyorum. Yüzlercesi vardı, manalarını bilmiyorum. Çok özel danslarla kutlamışlardı. Bu senede yine başkentte de yine bütün binalar ışıklandırıldı. Çok ciddi bir şenlik halinde geçiyor ejderha yılı. Önce şeyi sorayım. Çin yeni yılıyla ay yeni yılı demek aynı şey mi oluyor? Çin yeni yılı dünyayı ve Çin'i nasıl etkiliyor? Şimdi ikisi de aynı şey aslında. Biz Çin yeni yılını niye 10 Şubat'ta kullanıyoruz? Daha doğrusu şöyle kutluyoruz. Birkaç tane enerjisel geçiş dönemleri var bu ay takvimine göre. Ay yeni yılı denmesinin sebebi ay takvimine göre kullandığımız bir tabir. Güneş takvimini kullanmıyoruz biz burada. Daha çok eskilerde çiftçilerin kullandığı, işte ne zaman ürün ekersek, hangi dönemde güneş çıkıyor, batıyor, işte kış döngüsü, yaz döngüsü, ay takviminin getirmiş olduğu, bize sağladığı faydalara göre aslında çiftçiler kullanırmış. Daha sonraki dönemde aslında biz de geçmişte bu takvimden çok fazla faydalanıyoruz. Günümüzde hala
bu takvim geçerli. Şu an bahar bayramı olarak kutlanıyor aslında. Şubat ayı ağaç ayıdır. Ağaç büyümeyi simgeler, genişlemeyi ve güzellikleri ve doğayı simgeler. O yüzden de bahar bayramı olarak da geçiyor. Hatta yeniden doğuşu da diyebiliriz değil mi? Çünkü yeniden doğuş. Yomurdukların çıkması. Kesinlikle evet. Haklısınız. Yeniden doğuş. O yüzden de bir nevi yeni bir şans yakalama fırsatı olarak bakılıyor her yeni yıla. Gerçi biz de hani yeni yılları o amaçla kutluyoruz. İşte geçmiş yılda yapamadıklarımız, yapmak isteyip de ertelediklerimiz ya da önümüze koyduğumuz planlarımızı yeniden hayat verme, o planlarımıza hayat verme enerjisi olarak bakıyoruz. Aslında ay takvimine göre de böyle. Kırmızı çok kullanılıyor genelde yeni yıllarda. Çünkü bir ateş enerjisi, bir harekete geçme enerjisi, bir eylem, bir davranışı böyle kızıştırmak ve birazcık daha canlandırmak ve bize şevk katmak için kullanılıyor aslında. İşte kırmızı zarfların içerisinde herkes birbirine hediyeler veriyor, küçük küçük paralar konuyor, kurabiyeler konuyor, içi işte böyle baharatlar, özel baharatlar kullanılıyor. Genelde bu yıl mesela 9. dönem dediğimiz bir döneme geçiş yapıyoruz aslında. Oldukça önemli. Sadece 2024 ejderha yılına girmiyoruz. Biz aynı zamanda ejderha yılıyla birlikte 20'şer yıllık yine ay takvimine göre 20'şer yıllık periyotlarda değişen bir takım enerji akışları var. Bu enerji akışlarına göre biz 2024 ile 2044 yılları arasında bambaşka ateş döngüsü dediğimiz bir döngünün içine giriyoruz. Bize bunu ne getirecek? Nasıl yani bu ateş aslında iki taraflı. Hem bir kaynak, işte ısınıyoruz değil mi? Oradan enerji alıyoruz. Güneş olmasa yaşayamayız. O bizim hayat kaynağımız. Diğer taraftan da yıkımı simgeler. Hani yangınları, birdenbire alev alan ya da birdenbire yok olmayı da simgeleyen bir yanı var. O yüzden bu 9. dönem hepimiz adına dikkatli geçirmemiz gereken, kaynaklarımızı iyi kullanmamız gereken, aşırılıklara kaçılmaması gereken bir döngü olarak bakıyoruz. Çünkü dediğim gibi ateş döngüsü, ateş aşırıya kaçarsa yakar, dozunda olursa bize kaynak sağlar, bizi ısıtır, besler ve büyütür. Bu gözle bakıyoruz. Biz trigramlarla çalışıyoruz astrolojide ve Feng Shui'de. Bu trigramlarda trigramlar bizim hayatımızda belirli sembolikleri olan ve bazı hesaplamalarda kullandığımız bilgiler aslında. Buna göre Li trigramına giriyoruz. 9'la sembolize ediliyor. Daha öncesi Gen 8 trigramıydı. Toprakta eller ön plandaydı 8. dönemde. Hemen cep telefonları son 20 yılda nasıl yaygınlaştı? Dikkatimizi çekti hepimizin. Yani elle kumanda ettiğimiz, ellerle yönetebildiğimiz cihazlar daha çok hayatımızda oldu. Şimdi 9. dönemde gözler ön plana çıkacak ve gözlerle yönettiğimiz, gözlerle kontrol ettiğimiz belki açılır kapanır kapılar, işte telefonlar, televizyonlar, bilgisayarlar ya da işte retina okumasıyla bir yerlere girmek, çıkmak gibi şeyler artık hayatımızın bir parçası. Hani herkesin, hani ilk başta şaşıracağız ama birkaç yıl sonra şaşırmayacağız gibi. Bu 20 yıllık döngüde bunlar hayatımızın içine böyle birdenbire düşüverecek. Tabii yapay zekalar gelecek, robotik bir takım teknolojiden faydalanır hale geleceğiz. İlginç bir dönem. 9. Evet. dönem. Gözle, yani retinanın okunmasıyla bir şeylerin açılıyor olması bence bir taraftan da güvenlik açısından fayda sağlayan bir şey. O zaman zaten değil mi? En üst derecede güven. Çünkü siz olmazsanız o ne şu an bilgisayarlarımızı tabii ki gözümüzle açıyoruz artık pek çok akıllı bilgisayarda. Ama evet. Hani bir kapının, bir elektrikli ev aletinin, bir şeyin ya da işte farklı bir güvenlik şeyinin, kasanın falan. Değil mi? Retinamızda açılıyor olması çok şey olur. Güvenlik açısından çok üst seviye bir şey olur zaten. Değişik ve farklı bir şey. Gerçeklik algısıyla ilgilidir aslında Li trigramı. Tam olarak anlamı ayırt etmektir. Bir şeyleri ayırt etmeyi öğrendiğimizde yaşamımız daha kaliteli hale gelir 9. dönemde.
Yani bu yediğimiz yiyeceği de ayırt edip seçerek, seçici davranarak yemekten tutun, gerçeklik ve sanal olanı ya da yalanla gerçeği ayırt edebilip hayatlarımıza öyle devam ettiğimizde de fark yaratacağız hayatlarımızda. Li trigramı böyle bir trigramdır, getirisi böyle bir şeydir. Aynı zamanda yalnızlık da verir. İnsanlar daha fazla bu 20 yıl içerisinde yalnızlaşabilirler. Mesafeler uzak olur ama işte aynı hani uzaktan eğitimler, uzaktan görüşmeler gibi teknolojinin sayesinde o uzak mesafeleri yakınlaştıracak teknolojiler çok çok hayatımızın içine girer. Belki holografik bir takım şeylerle işte sanat yapmak, çünkü 9. dönemdeki en önemli şey ateş. Yani bir taraftan da sanatsal aktiviteler. Yani ne bileyim, ölmüş olan sanatçılarla hologram, onların hologramı ile gerçek olan sanatçıların aynı filmde oynamasını düşünün mesela. Hani böyle farklı, fantastik, değişik, bize hoş gelebilecek, ilginç gelebilecek olaylara da şahit olabileceğimiz bir 20 yıldan bahsediyoruz. Yine ateş nakit akışı ve para ile ilgilidir. Hani paranın, yani şu an bildiğimiz gerçek paranın birazcık daha azalma noktasına gittiği, onun yerine daha teknolojik, daha dijital olan ekonomik sisteme doğru geçiş. Belki paraları ne bileyim bir 20 yıl sonra sadece müzelerde çocuklara gösteriyor olabiliriz yani. O yüzden hani bak, biz bunu eskiden kullanıyorduk, bunu veriyorduk, karşılığında yiyecek alıyorduk gibi bir şeyler haline dönüşebilir 20 yılın sonunda. Şimdiden Şimdi bile aslında Dilek Hanım öyle değil mi? Yani bankaya mesela diyelim ki bir para bekliyoruz. O para yatıyor. Aslında kredi kartıyla alışveriş yapıyoruz. Paraya hiç dokunmadan da. Sonra parayı işte ekstremiz geliyor ödüyoruz. Aslında paraya hiç dokunmadan hayali tabii. bir para kullanıp neredeyse öyle Tabii. yaşamımızı sürdürüyoruz gibi oluyor. İlla Tabii hani tabii. somut bir şey haline değil artık çoğu zaman. Dolayısıyla Kesinlikle 20 öyle. yıl Daha sonra da diyorsunuz ki hiç olmayacak, hiç belki kullanmayacağız. işte para müzeleri olacak. Gideceğiz, bakacağız oradan. 9. dönem yine kadınların dönemi diye düşünüyorum. Dişil enerji ön plana çıkacak ve kadınların yükselişi, kadınların sesi ya da işte zulüm gören ya da işte tam olarak kendini ortaya koyamayan kadınların ortaya koyuşunu seyredeceğiz bu 20 yıl içerisinde. Dişil enerji aynı zamanda yaratım gücüdür, tasarım gücüdür. Özellikle orta yaş, yani genç ve orta yaşta olan kadınlarla ilgili gelecek süreçte başarıları zaten başladı geçtiğimiz yıllardan itibaren, işte voleybol takımımızın başarılarından, işte ne bileyim ekonomimizi yöneten kadından falan, hani etrafımıza baktığımızda kadın başarılarını gerçekten görüyoruz. Bilim alanında bilim adamı olarak hani gördüğümüz kadınlarda sayısı fazlalaşıyor. Diğer taraftan biraz hani astroloji gibi, psikoloji gibi daha zihne dönük çalışan ya da gökyüzüyle bağlantılı olarak iş yapabilen kadim bilgiler de daha ön plana çıkacak. Birazcık daha bizim şu metafizik adı altında kullandığımız, daha ayakları toprağa basacak, daha ilimle bilim kol kola girecek açıkçası. İlmi ispatlayan bilimler söz konusu olabilecek belki de. Bu tür bir şey. Bu 20 yılda beklentimiz içerisinde biraz gerçekliğe dokunan insanlar sanıyorum fayda sağlayacak bu önümüzdeki 20 yıldan diyebiliriz. Ya şey çok güzel. Ben şimdi siz söyle anlattıkça böyle notlarımı falan da alıyorum ama son dediğiniz çok etkileyici. Çünkü bazen hani biz bilimi tabii ki takip ediyoruz. Önceliğimiz mutlaka bilim ama bazen bilimin cevap bulamadığı sorular oluyor. Bunu da ilimde buluyoruz. İlime dönüp baktığımızda aslında cevaplarını orada buluyoruz ama bilim dünyası biraz tabii bunlara mesafeli yaklaşıyor. Her iki tarafın biraz daha birbiriyle barışık olması belki yani ilim bilim zaten kabul ediyor ama bilimin ilimi kabul etmediği durumlar var. Belki oralarda bir hani bilgilerin bir araya gelerek daha yüksek düzeyde şeyler ortaya çıkartması daha da mümkün olacak diyorsunuz aslında.
Kesinlikle öyle. Feng Shui açısından baktığımızda da bu 9. dönemin bizim için şöyle bir katkısı olabilir. Belki ev seçimlerimizde birkaç noktaya dikkat ettiğimizde daha bolluk, bereket getiren, daha insan şansı anlamında bizi daha yükseltebilecek enerjili evlere geçebiliriz ya da onları seçebiliriz. Bunu nasıl yapacağız? Daha çok kuzey, güney yönleri bu 9. dönemde daha aktif ve daha şanslı, bolluk ve bereketi yüksek alanlar olacak. Özellikle kuzey yönünde su olan ya da kuzey yönünde bir trafik akan bir yol olan, bir alçak bir ovası olan, güney yönünde de işte bir tepe, dağ gibi ya da yüksek binalar gibi bir şehrin içini düşündüğümüzde yerler bizim için çok değerli. Yani bizim evimizin konumunda, güney tarafında yüksek binalar olduğunda ve evimizin kuzey tarafında bir su, bir gölet olabilir, bir suni bir havuz olabilir, deniz olabilir. Ya da bizim Karadeniz kıyılarımızı düşündüğümüzde orası hep kuzey alan, kuzey alan gerçekten oldukça şanslı, bolluk ve bereketi yüksek olan alanlar olarak önümüzde olacak. Şimdi bu bilgiden sonra Karadeniz kıyılarındaki şeyler artarsa onu bilemeyeceğim ama. Anlatırken benim gözümde zaten direkt Rize, Ordu, Giresun Değil canlandı. Çünkü dediğiniz gibi sol taraf deniz, sağ taraf da hani orman olduğu için binaları ikisinin ortasına yapmışlar. Otoban geçiyor. Evet, Sırtınız evet. gibi binalar, ön taraf deniz. Dolayısıyla tam olarak söylediğiniz konuma tekabül ediyor. Kesinlikle öyle. Biz genelde su objesini Feng Shui düzenlemelerinde çok kullanıyoruz. Özellikle 2024 yılında mesela Güneybatı alanı bizim en popüler, en çok verim aldığımız, mutluluk, sevindirici olaylar, bolluk ve bereket, nakit akışımız, işte iş fırsatlarının bize doğru geldiği enerjiler içeren bir yön. Güneybatı alanında su objesi kullanmak. İşte orada havuzunuz olabilir. Yine evinizin konumu itibariyle baktığınızda güneybatı tarafına bir deniz görüyor olabilirsiniz, göl görüyor olabilirsiniz, sitenizin havuzu vardır gibi. Bunlar hep o ev için şans getiren faktörler. Bu Yoksa peki Dilek Hanım, evin yoksa mesela içinde ne yapalım? doğuda olabilir. Doğuda olabilir. İşte kuzey alanında olabilir. Ya da güneydoğu alanında su olabilir. Ama bunların hiçbiri dışarıda yok diyelim. Hani bizim gibi Ankara'da olabilirler. Mesela hiç suya uzak. O zaman hani bir bahçeli evleri varsa bunu bahçede kullanması. Bahçeli ev söz konusu değilse kendi evlerinin içerisinde yine pusulaya göre ölçüp güneybatıda, doğuda, kuzeyde, güneydoğu alanlarında su kullanmak bu önümüzdeki 20 yıl boyunca oldukça faydalı olabilecek bir uygulama Feng Shui'de. Ve bunlar yıla göre değişim gösteriyor. Bu yıl iki yön ön plana çıkıyor. Bir tanesi doğu, bir tanesi de güneybatı. Şimdi dört bölge çok değerli ama 2024'e özel güneybatı ile doğu daha da güzel. O yüzden mümkünse sağlık ve ilişkiler alanımızı desteklemek adına doğuyu, bolluk, bereket, ortaklıklarla iş fırsatları yakalamak adına güneybatıyı suyla beslemek çok büyük fark yaratacağını düşünüyorum. Deneyelim, bir sonraki sene konuşuruz. O zaman bu videoyu izleyen herkes herhalde birer birer pusula alacak. Şimdi hepimiz yönümüzü bulup hani bir su kullanmaya çalışacağız oralarda. Ya da daha detaylı tabii bunun bilgisini, danışmanlığı almak istiyorlarsa sizin kapınızı çalacaklar bu durumda. Dolayısıyla Doğu ve Güneybatı bu sene diyorsunuz ki çok önemli 2024'te. Unutmasınlar bir yıl boyunca, çok önemli. Peki sadece Doğu ve Güneybatı mı? Başka bir şey var mı öneriniz? Başka bir yön ön plana çıkan? 2024 yılında tabii güzel yerler bir tane daha var, kuzey alanı. Daha çok evlerimizde güneybatıda, doğuda ve kuzey alanında sıkça vakit geçirmek bizim enerjimizi pozitif yönde etkiler. Yani orada kitap okumak, televizyon seyretmek, uyumak, ders çalışmak, misafir ağırlamak, meditasyon yapmak, bütün işlemimizi, bütün evde geçirdiğimiz zamanı doğuda, güneybatıda
ve kuzeyde yapabilmek çok büyük fark yaratır gerçekten. Buraların mekansal enerjileri iyi çünkü. Biz o mekansal enerjiden bedensel ve ruhsal olarak fayda sağlıyoruz. Uzak durmamız gereken yönler de var. Hani daha doğrusu bir evin içinde tabii çok zor oluyor uzak durmak ama daha az kullanabileceğimiz ve iyileştirmeye muhtaç dediğimiz enerjiler var. Bunlar da batıda. Evlerin batısında çok keyifli bir enerji yok. Sürekli batı yönünü kullandığımızda, yani 24 saatimiz batıda geçiyorsa, işte bir yatak odamız varsa minimum 7-8 saati orada geçiriyoruz. Bu pek faydalı değil. Özellikle kronik rahatsızlıklarımız varsa, hamileysek, bu yönlerdeki enerjiler bizi olumsuz olarak etkileme olasılığı yüksek. Bunu çözümlemek gerekiyor, batıdaki enerjiyi. Nasıl çözümlüyoruz? Bu tür enerji geçişlerinde metal kullanırız biz. Bir gümüş olabilir, bakır olabilir, pirinç olabilir. Bu aksesuarı batı yönünde uygun bir alana yerleştiriyoruz. Bununla birlikte bizim Feng Shui'de çok kullandığımız bir iyileştirici çalışmamız var. Tuzlu su. Evet, duyuyorum Tuzlu çok. su objesini geçen videolarda da konuşmuştuk ve benden en sık duyacağınız şey bu. Çünkü çok işe yarıyor gerçekten. Aynı şey gibi diyorum, her seferinde bu benzetmeyi kullanıyorum. Çok gergin olduğunuzda duşa girmek gibi bir şey, denize atlamak gibi bir şey. Nasıl o gerginliğinizi alıp size taptaze bir enerji veriyor duşa girmek veya denize atlamak. Aynı onun gibi mekan enerjisini de bu tuzlu su adeta arındırıyor ve temizliyor. Bunu hazırlamak için Instagram'da şey var, benim öne çıkanlar bölümünde tuzlu su nasıl hazırlanır oraya bakabilirler. Kullandıkları kasenin cam olması çok önemli. Püf noktası bu ve iri tuz kullanılması çok önemli. Bu tuzlu suyu hazırlayıp batı alanlarına koyduklarında bu tuzlu suyun zaman zaman kabardığını, patladığını, tuzların dışarı fırladığını görecekler. Bu tamamen enerjisel geçişten etkilenen kimyasal şeyin reaksiyon göstermesinden kaynaklanıyor. Tuzlar ve sular temizlenip yenileniyor. Bütün iş bu aslında. Onun dışında bir de Güneydoğu bölgemiz var. Orada da biraz bize tembellik veren, böyle bağışıklık sistemimizi aşağıya çeken, erteleme enerjisi veren, ya bunu da sonra mı yapsam acaba diye bir türlü bizi eyleme geçiremeyen ve bağışıklığı düşürdüğü için de hastalıklara yakalanma olasılığımızı arttıran bir enerji geçişi var. Şimdi böyle bir yönde, böyle birkaç saat kalmak problem olmuyor. Ama orası bizim ana salonumuzsa ya da oturma odamızsa sürekli orada kalmak bu enerjilere maruz kaldığımızda bedenimizi yoruyor. Ve neden yorulduğumuzu fark etmiyoruz bile. Bu enerji göremediğimiz, duyamadığımız, hissedemediğimiz bir enerji geçişi olduğu için. Ne yapabiliriz burası için? Güneydoğu bölgesindeysek eğer ve orayı değiştiremiyorsak o odanın içerisinde neler yapabiliriz? Yine biz bu tür enerjiden korunmak için yine metalden faydalanıyoruz. Yine gümüşlerimiz, bakırlarımız, pirinç objelerimiz varsa Güneydoğu bölgesine koyabiliriz. Bir de geleneksel bir iyileştirme yöntemi olarak altılı para kullanırız biz. Bir semboliktir bu. 6 tane metal parayı yan yana koyarak Güneydoğu alanında bir yere yapıştırabilirler veya hazırda satılan Çin parası dediğimiz altılı Çin parası yazarlarsa buna ulaşabilirler. Altılı Çin parası ortası delik olur böyle içinden iplikler geçer. Siyah iplikli olmasını da tercih ediyoruz her zaman için. Bu altılı parayı da alıp Güneydoğu alanında uygun bir işte pencerenin koluna, bir kapının koluna geçirebilirler. Bu da geleneksel bir ritüeldir. Bunu her gördüklerinde sağlıklı oldukları için şükretmeleri ve teşekkür etmeleri bu tür enerjiyi güçlendirir. Yani bu sembolikleri her gördüğümüz zaman bir tetikleyici olacak ve şükür enerjisini ve teşekkür enerjisini eğer sağlıklı değilsek de o enerjiden bir an önce o enerjiyi bırakıp terk edip yeni temiz bir enerjiye geçebilme niyetiyle belki bir takım ritüeller yapabilirler.
Yani diyorsunuz ki Doğu ve Güneybatı çok iyi 2024'te. Fakat Güneydoğu ve Batı'ya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Onun için Evet. de oraları iyileştirmek için de hani mecbursak ve hani oralarda bulunmak durumundaysak iyileştirmek için metal, gümüş veya pirinç kullanabiliriz. Bir taraftan Aynen. işte altılı Çin parasını önerdiniz. Ben bunun satıldığını bilmiyordum mesela Türkiye'de. Sadece Çin'de ve hani Çinlilerin yaşadığı işte böyle Londra gibi, Amerika gibi yoğun bulunduğu yerlerde oluyor gibi düşünüyordum. O Türkiye'de de var diyorsunuz. Onlar satın Var alınabilir. var. Yani online de alabilirler. Herkes bulunduğu şehirde bu tür objeler satan yerler çoğaldı. Ama genelde hani online olarak hemen hemen yazdıkları zaman altılı Çin parası diye artık Feng Shui eskisi gibi değil oldukça yaygınlaştı ve bu tür talepler söz konusu olduğu için de üreticiler sağ olsun talepleri Yapıyorlar yani. karşılamaya yönelik çalışıyorlar, evet. Peki Batı için şey dediniz ya, iyileştirmek için metal, gümüş, bakır, pirinç kullanılabilir. Pirinç deyince aklıma direkt böyle boy aynası geldi. Genelde çevresine onun pirinç ya da pirinç rengi yapıyorlar ama yanlış mı ifade ediyorum? Ya da ne kullanılabilir pirinçle alakalı olarak, hani ne satın alabiliriz? Genelde musluklar pirinç. Hani ilk aklıma gelen şimdi siz söyleyince. Ama hani bir odaysa Evet. odada musluk kullanamayacağı için ne olabilir onun dışında? Şöyle aksesuarlar var. Mesela benim pirinç şamdanlarım var. Ha evet. Pirinçten yapılmış bir atım var. Obje olarak baktığımda onları sergiliyorum. Daha çok bakırdan faydalanıyorum. Ya yani herkes kendi ev dekorasyonuna göre tabii biraz da hani mobilyalarla ve duvar rengi vesaireyle uyumlu olması gerekiyor. Daha çok pirinç tonlarında işte daha sarımsı, daha kahverengimsi bir ev dekorasyonu söz konusuysa ben orada metal kullanımında bakır tonlarında ya da bakır içerikli olan işte şamdanlar alabiliyorum, aksesuarlar olabiliyor. Bazı semboller var. Kuşlar olabiliyor mesela. Ha evet. Evet. Evet, hayvan sembollerini de yapıyorlar. Atlar var. Kaplan gördüm geçen Ankara Kalesi'nde. Bu tür sembolleri alıp kullanabilirler. Peki Dilek Hanım, bahsettik şimdi hani 2024'te bulunduğumuz alanda, evimizde veya iş yerimizde hangi bölgeler daha avantajlı ama hangi bölgeler daha iyileştirmeye muhtaç? Yani bunların detaylarına girdik. Ben şeyi merak ediyorum. Çin yeni yılında ejderha yılı dedik ya, biraz daha şimdi böyle hani bizi izleyenler de hakim olsunlar diye. Çünkü çok yeni bir şey. Haberlerde hep böyle kısa kısa izliyoruz her yıl. Çin yeni yılı diye, ama orada mesela geçen sene tavşan yılıydı. Bu sene ejderha yılı. Gelecek yıl yılan yılı olacak. Orada 12 ayı hayvan isimlerine göre belirliyorlar. Merak ettiğim şey şu. Biz orada kendi diyelim ki ben burada aslan burcuyum, yükseleni terazi. Çin takvimine göre kendi burcumu nasıl bulabilirim? Orada neye dikkat edebilirim ve mesela bunu takip etmek istediğimde astrolojik olarak hayatım neler olacak, diyelim ki ben işte yılan burcu çıktım, başka bir şey çıktım falan. Onu kendi hayatıma Türkiye'de nasıl adapte edebilirim? Aslında Çin astrolojisi de aynı Batı astrolojisi gibi, Vedik astrolojisi gibi bir astroloji dalı. Feng Shui ile birlikte çok kullandığımız için daha çok Feng Shui artı Çin astrolojisi gibi bir bütün olarak aslında genelde kullanılıyor. Gezegenlerden ziyade biz Çin astrolojisinde elementler üzerinden bir takım yorumlamalar yapıyoruz. Ve bizim eski Türklerin de kullandığı 12 hayvanlı takvimle Çin takvimi %90, %95 benzerlik taşıyor aslında. O yüzden eski Türklerden onlara geçtiğini düşünüyorum ben. Bu 12 hayvanlı takvimden etkilendiklerini düşünüyorum. Bütün hayvanlar aynı. Çin burçlarını bulabilmeleri için yine arama motorlarına yazabilirler. Biz aylara göre değil, Çin burçları yıllara göre seçilir. O yüzden doğum yılı ön plana çıkar. Ama Batı astrolojisinde işte siz Temmuz doğumluysanız hemen yengeç olursunuz. İşte Ağustos'ta şey olursunuz, aslan olursunuz vesaire. Burada ayların önemi şu noktada önemli. 4 Şubat yeni yıl olarak alınır.
Çin astrolojisinde aynı 1 Ocak gibi düşünün. Hani bizdeki. Evet. Şimdi 4 Şubat yeni yıl olduğu için sizin doğum tarihiniz 4 Şubat'tan sonra ise diyelim ki işte 1971'lisiniz diyelim ve Nisan ayında doğdunuz diyelim. 71 yılında olduğunuz için ve 4 Şubat'tan sonra olduğu için siz Domuz Burcu'na giriyorsunuz. Ama yine 71 yılı doğumlu olduğunuzu düşünelim. Ama bu sefer Nisan ayı değil de Ocak ayında doğduğunuzu düşünelim. Yani 4 Şubat'tan önceki bir gün doğduğunuzu düşünelim. O zaman 1971'li sayılmıyorsunuz. 1970'li sayılıyorsunuz. Yeni yıldan önce doğduğunuz için. Buna bakarak dikkat etmeleri gerekiyor. O takdirde de Köpek burcu olacak tabii 1970 doğumlu olduğunda. Burç değişecek. Burçları doğru hesaplayabilmenin yöntemi sadece bu. Yıllarına bakacaklar, diyecekler ki ben işte 1965 doğumluyum. Zaten hemen arama motorları Çin burçları kısmından onu getirecek. Şimdi bunu gördüler. Diyelim ki ejderha yılında ejderha burcu olduğunu öğrendiler. Ya da Köpek burcu. Şimdi iki tane burç var. Bazı burçlar bu yılın enerjisiyle uyumlu, bazı burçlar bu yılın enerjisiyle uyumsuz. Uyumsuz olan enerjiye sahip burçlar 2024'te ejderhalarla köpekler. Eğer burcunuz ejderha veya köpekse biz geleneksel olarak bir koruyucu sembol taşımayı öneririz. Bu bizim nazar boncuğu gibi bir şey olarak düşünülebilir. Bu da hayvan sembolü. Horoz taşımak 2024 yılında koruyucu bir sembol olarak bu iki burca iyi gelir. Radikal değişiklikler olur. Böyle uyumsuzluklar, kaoslar. Çünkü insanların hayatında bir değişiklik yapmaya yönlendirir onları ve bir şeyleri değiştirirsiniz. Buradaki önemli nokta hayatınızı iyi yönde götürebilecek şeyleri yazıp onları değiştirmektir. Yani törpülemeniz gereken tarafları düşünüp onları değiştirmek köpek ve ejderhalara bir fark yarattırır ve bu uyumsuzlukla onların kurtulmasını sağlar. Dilek Hanım, şimdi benim önümde tabii ki Çin astrolojisine göre hani kendi burcumu merak ettim acaba neymişim diye, horoz çıktım. 1981 doğumluyum. Horozlar için özel bir durum var mı bu sene? Evet, çok özel bir durum var. Çünkü horozla ejderha birbirlerini çok seviyorlar ve çok iyi anlaşıyorlar. Doğal olarak ejderha horozu koruyup kollar. Ona birazcık böyle şans getirir, fırsatlar yaratır. Uyumlu ve akışta bir enerji sağladığı için horozların hayatı, tabii ki diğer etmenlere de bakmak lazım. Bu sadece yıl bazında bir değerlendirme. Ama sizin ay burcunuz ve gün burcunuzdaki farklılıklar nedeniyle farklı etkiler alıyor olabilirsiniz. Ama genel anlamda uyumlu, akıcı, şanslı, bereketli bir yıl olacağını horozlar için söyleyebilirim gerçekten. Yıldız sayı tam da aynı benzer şeyleri ver. Demek ki bu sene ben bayağı bir şanslısınız. Bereketli fırsatlarla dolu olacağım. Herhalde bu fırsatları yakalamam ve görmem. Bazen çünkü fırsat ayağınıza geliyor, görmüyorsunuz yani. Dolayısıyla astroloji biraz kesinlikle da buna yardım ediyor. Daha kesinlikle uyumlu olmayı, daha gözü açık olmayı falan sağlıyor. Bu anlamda benim de çok destek aldığım bir alan. Şimdi Çin astrolojisi tarafını da öğreniyorum. Diğer tarafı zaten böyle sağ olsun diğer konuklarımızdan, astrologlarımızdan biliyoruz. Evet. Ama Çin astrolojisine hiç hakim değiliz. Şimdi eminim pek çok kişi zaten aydınlanmış oluyor. Biz geçen yayında Çin enerjisinden bahsetmiştik Dilek Hanım. Şimdi sadece Çin'de yaşayan milyarlarca insan değil, oradan başka ülkelere göç etmiş. Yani zaten şey diyorlar ya, büyük muhteşem göç diyorlar. Milyonlarca insan bir kara parçasından Çin'e taşınıyor. Bizdeki hani Ramazan Kurban Bayramı gibi, onlarda da kesinlikle Amerika'dan bir kıta insan Çin'e gidiyor. Sadece Çin'de de kutlanmıyor bu bir taraftan. Ona yakın bölgeler, Güneydoğu Asya'da işte Moğolistan var, Kore var, Tayland, Singapur, Vietnam, Myanmar, işte
Filipinler, Endonezya, yani o kadar büyük de bir coğrafyayı Endonezya. kaplıyor ki. Ve bildiğim kadarıyla onlar da böyle bir ev temizliği yapılıyor, bahar temizliği yapılıyor, bir takım objeler asılıyor. Kesinlikle. Bu bahsettiğiniz çi enerjisiyle alakası var mıdır? Feng Shui'ye göre bir şeyler yapıyorlar mı yine böyle sizin bahsettiğiniz detayları da düşündüğümüzde? Aslında çok birbirine benzer enerjiler. Sizin söylemiş olduğunuz bu kültürde, Asya kültüründe yeni yıl aslında arınma, temizlikle birlikte gelen bolluk ve bereketi simgeliyor. Doğal olarak çok büyük bir çoğunluk Japonlar, Çinliler başta olmak üzere ev temizliğine ve evde kullandıkları araç gereç, işte onlar için özel kutsal saydıkları bir takım heykeller, bunların temizlenmesi ön plana çıkıyor tabii ki. Aslında bizim kültürümüzde de var bu. Hani bayramlarımızda bizim için önemli olan dini bayramlarımızda, değil mi? Bizde Yeni yıl olsun, Ramazan'da. Ramazan'da. Ramazan gelmeden önce bir evler temizlenir, işte mutfak alışverişi yapılır, yemekler için planlamalar yapılır, hangi misafirleri davet ederiz, işte kimlerle Evet. iftar yaparız gibi bu konuları da konuş. Yani önceden bir kafamızın içinden geçiririz ve hazırlıklar yapılır. Evet. Eskiden daha da eğlenceliydi benim çocukluğumda bu hazırlıklar. Ramazan gelsin, yaşasın diye iple çekerdik gerçekten. Sahurlar çok eğlenceli olurdu. Güzel yemekler yapılırdı ve kalabalık sofralarda olurduk biz sahurda. O yüzden beni kaldırmadıkları zaman ben çok üzülürdüm, çok ağlardım. Niye beni de kaldırmadınız diye. Şimdi tabii Kültür çok aynı. bireyselleşti her şey. Artık öyle geniş aile kavramı da çok kalmadığı için. Bir de sahura Evet. eskiden davul çalar hani kaldırdı herkes. Şu an herkesin saati var. Oradan kalktı. Evet. Biraz böyle eski ritüeller artık böyle ufak ufak yerlerini başka şeylere bıraktı ne yazık ki. Evet, farklılaşıyor ama yine de şey mantığı aynı. Yani bu tür bizim için önemli günler, yeni yıl gibi, bayramlar gibi, dini günler gibi. Bu dönemlerde arınma yapmak, temizlik yapmak oldukça önemli. Hem bedensel temizlik, hem zihinsel temizlik, hem mekansal temizlik hepimiz için önemli. Biz de yapıyoruz mesela. Çin yeni yılında bizim bir temizlik suyumuz vardır, beş elementle yaptığımız. Bize Biraz ondan yapalım. bahsedeyim. Mesela evet, o suyu mesela kırmızı gül yapraklarını koyarım suyun içine ben. Biraz kaya tuzu atarım suyun içerisine. Çok az sirke damlatıp nane yağını koyup onunla ev silinir. Eşikler, kapı eşikleri, kapılar bu suyla temizlenir. Ve bütün kapı ve pencereler açılır yeni yıl günü. Tibet kasesi dediğimiz ses çanakları vardır. Bu ses çanaklarıyla ses çıkartarak çok değişik ve farklı bir sestir oradan yayılan. Bununla bütün ev temizlenir frekans olarak. Eğer böyle bir çanak yoksa sevdiği yüksek sesli bir müzik açarak, camları pencereleri açarak o içerideki sıkışıp kalmış o yılın köhnemiş enerjilerini bu müzik frekansıyla oradaki titreşimle pencerelerden dışarı atarız mesela. Ondan sonra güzel kokularla işte bu bazen difüzörde kullanılır, bazen yağlar yakarız, tütsüler yaparız evin içerisinde ve evdeki her dolap, her çekmece sanki o eve yeni taşınıyormuşçasına temizlenir ve yerleştirilir. Atılacaklar atılır, verilecekler verilir. Biz bunu her yıl mutlaka yaparız Feng Shui'de. Aslında bu bir yeni yıl ritüelidir bir taraftan baktığımızda. Ondan sonra da güzel kokular salacak. Özellikle hamur, hani un kullanılan işte kurabiye olabilir, pastalar, kekler olabilir. Evin içerisinde böyle bir kokunun dolaşması için böyle bir şey pişirilir. Ekmek de olabilir bu. Ve mümkünse yeni yıl günü ikram edilir. Yani birileri davet edilir ve o pişirdiğiniz şeyi birlikte yersiniz. Bu da birlikte olma enerjisidir. Yakınlaşma ve insanlığı birazcık daha hatırlama enerjisidir. O yüzden de yeni yılları çok severim ben.
Bahsettiğiniz ritüeller o kadar kıymetli ki aslında hem ruhumuzu besliyor hem midemizi. Ruhu beslemek derken tabii sosyalleşmeyi de bir taraftan hani vurgulamamız gerekiyor. Çünkü eskisi gibi artık öyle yılbaşları da çok böyle kalabalık da kutlanmıyor. Artık daha çekirdek aile kutluyor insanlar. Hani Kesinlikle. bir iki aile bir araya gelip kutluyorlar. Dolayısıyla aslında söylediğiniz şeyleri yaparak ben ilk kez duyuyorum böyle bir ritüel. Bence çok keyifli olur. Her yer çok güzel kokar. Dolayısıyla çok Evet. renkli, çok güzel bir ritüel. Çok şahane bir ritüel öğrenmiş olduk böylelikle. Yeni yıla girerken bundan sonra ben de sizin gibi kırmızı güller alıp, toplarımı alıp, bir güzel hamurlar pişirip bundan sonra öyle gireceğim. Hani daha düzenli ve daha böyle bunu her yıl uygularsam sanki kendim de daha iyi hissederim. Bizi izleyenler de şimdi belki yapmaya başlayacaklar, deneyecekler. Ben şeyi de çok merak ediyorum. Bir arkadaşım healer kullanıyor bununla alakalı. Mesela işte evlerimizde Adaçayı tütsüsü yapıyoruz. Farklı otların tütsüleri var. Ya da işte ben paçuli yakıyorum bazen. Ya da bazen yerleri sildiğimiz suya işte çamaşır suyu veya deterjanın dışında bazen lavanta yağı damlatan oluyor. Ya da sirke döken oluyor. Bunların yeri var mı Feng Shui'de? Bunları da çok merak ediyorum. Ama o da bundan sonraki yayınımızın konusu olsun. Sizden onunla alakalı çok bilgi almak isteriz açıkçası. Konuşursak da çok keyifli olur. Çünkü pek çok kişi uyguluyor kendi evinde. Evet, kesinlikle konuşalım başka bir yayında. Tamam. Çok değerli bilgiler verdiniz bize. Biz Çin astrolojisini böyle çok yüzeysel biliyorduk. Feng Shui ile birleştirip Feng Shui'deki yeri, Feng Shui'de bize bu sene 2024'te neler iyi gelecek? Doğu ve Güneybatı dediniz. Bunlar iyi ama Güneydoğu ve Batı'ya da dikkat ediyoruz. Oraları da iyileştiriyoruz dedik. Gelen hatlarıyla eğer toparlarsak. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. İyi ki konuk oldunuz Rica kanalıma. ederim. Ben teşekkür ederim. Sayenizde 2024 yılını daha fazla kitleye ulaştırmış olacağız. Ejderha yılının getirdiklerini belki onlar da uygulayıp fayda sağlayacaklar. İzledikleri için de teşekkür ediyorum. Evet, çok sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.